Bugün son maçı olduğunu açıklamış. You thought that neden this was your last game. What is happening? Why did you decide like this? Listen, everything was quite difficult for me. It's one of the most important decisions to make in my career. But I have to assume it, and you know, I joined this team with a lot of ambition to make history. But you know, at some point, you have to look at your head, at your family, at everything surrounding you, and make a decision. And today, I have come to a conclusion where I have to move forward, and obviously, I have to leave this team. But I'm not leaving them. I'm leaving the team physically, but I'm not leaving them in my spirit. They will still be in my spirit. They will still be in my thoughts, and I will be praying for them. Tabii ki böyle kararlar çok zor olur. Çok zor bir karardı benim için. Önemli de bir karardı. Hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Bu takıma Kayserispor'a geldiğim günden beri enerjimi, isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyi verdim. Ama bazen bazı zamanlar gelir, kafanızda bazı sorunlar olur. Ailenizi düşünürsünüz. Gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir ve bu kararlar ivede olmalıdır. Ben de sonuç olarak bu kararı aldım. Burada devam etmeme kararını aldım. Fakat fiziksel olarak Kayserispor'dan ayrılsam da ruhum, kalbim Kayserispor'da kalacak. Türkiye'de oynamayı teklif geldiği takdirde so if you, devam etmediğini düşünüyor musun? Yoksa to play in Turkey. Are you continuing to play in Turkey or did you close the page about Turkey in your career? As a footballer, I can never say I close the page. Let me just go now and have a clear mind about my future, about my life, and I will see. Maybe I may come back, maybe never. So I had a beautiful 3 years in Turkey. And I just wish this league become one of the best league in Europe, and I wish them best of luck. If I come back, fine. If I don't come back, may so be it. Yani futbolda böyle şeyler oluyor aslında. Ben de kafamı toparlamam lazım. Kafamı toparlayıp bir şekilde geleceğime bakmam lazım. Şimdilik Türkiye defterini kapattım, kapatmadım gibi iddialı bir şey söylemem. Her şey olabilir hayatta. Fakat dediğim gibi şu an biraz aslında dinlenme gibi bir psikolojik olarak ve alemle vakit geçirmem lazım, dinlenmem lazım. Ama burada ben 3 harika yıl geçirdim. Çok iyiydi benim geçirdiğim süre ve bu 3 yılın sonunda Türkiye Ligi'nin, yaklaşık 3 yıl, bu 3 yılın sonunda Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerden biri olmasını umuyorum. Çünkü çok kaliteli bir lig var burada. Peki şu ana kadar görüştüğün, Until now, did you talk with any club? Did you make an agreement with any club or another country? It doesn't have to be Turkey generally. No, as I said before, I'm just going back home, see my family, see my friends, see my childhood friend, and you know, change atmosphere for a couple of weeks, and I will take it from there. A lot of things going on, and I just have to go back home and see what I do. Öyle bir şey yok şu an için. Sadece evime gideyim, ülkeme gideyim, çocukluk arkadaşlarımla, ailemle vakit geçireyim, kafamı biraz toparlayayım ve gelecekte neler olur bilemem. Ama şu an için öyle bir anlaşmam ya da herhangi bir şeyim yok. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Görüşürüz abi. Evet, hemen.